BCAA arkadaşlar kullandığım güzel, gayet limon aroması çok iyi. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir giriş yaptım. Çünkü işe gideceğim. İşe gitmeden önce de akşama doğru spora giderim düşüncesiyle yanıma bir BCAA alacağım. Normalde hani çok fazla içmiyorum. Hani belki eskiden içiyordum. Şu sıralar işte iş güç derken bayağı yorgun oluyorum. Spora gideceğim zaman canım çok istemiyor. Sürekli böyle bir bahane üretme modundayım. Bu biraz daha hem psikolojik hem de fiziksel bana güç kuvvet veriyor. Bir de 3 ayı kalmış arkadaşlar. Yeni açtım bu arada paketi. Geçen gün size Instagram'dan da çekmiştim. Yeni açtım o yüzden de biraz sık sık içmeye çalışıp eritmeye çalışıyorum. Benim normalde bu kadar fazla içmiyordum. Yani bu kadar fazladan kastım haftada 3 veya 4 scoop olmuş oluyor. Normalde haftada bir falan yapıyordum. Bir de işte cidden iyi spor yapmak istediğim zamanlarda. Ama bana bayağı etki ediyor. Bunu da sağ olsun hatırlarsanız eskiden Aykut kardeşim vardı. Aykut ne yapıyor bu aralar? Merak da ediyorum. Bir geçen yazacaktım. O sağ olsun önermişti. Abi demişti bu çok güzel. Bunun dışındaki diğerleri hani fazla tatlı gelir sana. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Tabii çok pahalanmış. Ben zamanında 250-300 lira alıyordum. Şimdi 600-700 olmuş. Maalesef ülkemizin hali her şey 3 kat 4 kat pahalandığı için ama eğer bir BCAA almak istiyorsanız bu güzel içinde glutamin de var yani biraz daha sizleri antrenman sonrası toparlayacak bir şey. Hani bunu içiyorsanız belki whey veya farklı supplement'e de gerek kalmaz diye düşünüyorum. Hadi şimdi bir scoop atalım daha sonra kıyafetleri hazırlayıp çıkalım iş sonrasında da spora gidelim. Spordan sonra da bugün yapmak istediğim şey A-City'de normal Nike sezon mağazalarının outlet'i var. Bu bildiğimiz Nike Türkiye olan ve Natavega'da olan Factory Store'lar değil de direkt normal Türkiye'deki AVM'lerde bulunan Nike mağazalarının outlet'i. Ona gitmek istiyorum. Belki bir hoodie alır mıyım bilmiyorum. İçimde inanılmaz bir alışveriş şeyi var. Yapma isteği var. Biraz onu törpülemek istiyorum. Törpülemekten kastım almak yani. Bu ay arkadaşlar LeBron 20'ye aldım. 4000 lira. Ya belli bir bütçe ayırmıştım açıkçası. Bu sıralarda öyle eskisi gibi çok alıp edemiyorsunuz. Çok pahalı, gereksiz pahalı. Hani bugün düşer, yarın düşer derken de gitgide artmaya da devam ediyor. Değişik bir durum, değişik bir hal gerçekten. Evet şöyle. Bir scoop hatta bu biraz fazla olmuş ya. Şu genelde şöyle tıraşlıyorum şuradan. Evet şöyle. Bir scoop arkadaşlar. İçine atıyorum. Bir de çok güzel, bu da çok böyle ağza burnuna bir şey dolan cinsten pudra şeklinde. Kutusu mutusu da hoşuma gidiyor. Bunun dışında diğer proteinlerim, şöyle hemen onları da göstereyim. Genelde Protein Ocean'dan gördüğünüz üzere şey de öyleydi. Çalkalama kabı, karıştırma kabı da öyleydi. Bu çok güzel çikolatalı ama benim asıl favorim arkadaşlar bitti zaten kocamandı. Salted Caramel. Gerçekten çok güzel. Cookie Mookie diyenler var ama ben hepsini denedim aşağı yukarı bu Protein Ocean'ın bütün tatlarını denedim. En güzeli bu. Bitti. Bunu da yenisini almam lazım. Bunu da zamanında 300'e almıştım. Şimdi kim bilir 800-900 olmuş mudur bilmiyorum. Bunun dışında kullandığım glutamin var arkadaşlar. Glutamin de yine ertesi gün toparlanmak için bence oldukça güzel. Diğer türlü gerçekten toparlanmakta zorlanıyorum. Böyle çok ağır antrenman yapabilecek kuvvette ve durumda da değilim. Ama işte artık yaş ilerliyor. Herhalde ondan da kaynaklı. Ve uyku düzenim ve beslenme düzenim de çok kötü. Muhtemelen ondan da kaynaklı. Genel itibariyle sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bir scoop bundan atıyorum. Genelde whey proteiniyle bunu karıştırıyorum veya tek başına sadece bu. Zaten bir aldığımı bir yıl falan rahat gidiyor bana. Çok fazla dediğim gibi almıyorum. Sebebi de vücudumun buna çok ihtiyaç duymasını istemiyorum diyebiliriz. Daha çok besinlerden almaya çalışıyorum ama şu an olduğu gibi çok kötü beslendiğim zamanlarda bunlar kaçınılmaz oluyor. Uzun bir sohbetten sonra şunu alalım. Dediğim gibi su ekliyorum sadece sonunda. İşten çıktıktan sonra spor salonunda. Hadi şimdi üstümüzü giyelim. Çantamızı hazırlayalım. Sonra çıkalım. Evet kıyafetlerim bu şekilde hazırdı. Şunu bayağı soranınız oluyor. Zamanında nereden aldım çok da hatırlayamıyorum. Muhtemelen mağazalardan veya outletlerden almışımdır. Uzun kollu giymek hoşuma gidiyor şu sıralar arkadaşlar. Şunu alacağım yanıma. KD şortum. Ne zamandır giymiyordum. Gerçekten çok hoş, çok güzel gözüküyor. KD logosuyla zamanında almışım arkadaşlar. Gerçekten şimdi isteseniz alamayacağınız şortlar, tişörtler. Hem maddi olarak hem de bulması zor. İyi ki de zamanında almışım diyorum gerçi. Bu ülkede herkes öyle diyor. Hatta öyle bir reels vardı. Bunu da iyi ki de almışım ya.
Bunu da ikide almışım deyip adam her şeyi gösteriyordu, bütün aldıklarını. Çantamıza koyalım, yerleştirelim. Şunları başka zaman için. Yani açıkçası birkaç böyle fitim oluyor. Hani şunu 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 giyeyim şeklinde. O gün canım neyi çekiyorsa biraz onu giyiyorum. Bu biraz daha fitness tarzıydı. Şu an hafif böyle basketbol karışımı yapmak istiyorum. T-shirt, short ve tight kombini biliyorsunuz. Bir tane beyaz tight getireceğim. Bir tane de beyaz tight'ımızı da aldık. Bu en sevdiğim Nike'ın arkadaşlar, dizlikli, pedlikli olanlarından. Biraz sağından solundan böyle iplikleri çözülmüş ama yapacak bir şey yok. İki tane, hatta üç tane vardı bende bundan. Bir tanesini eşim bir renklilerle yıkamış maalesef. Renk de verdi bir tanesini ama tabii giyiyoruz yine de, yapacak bir şey yok. Bir de ayakkabı. Ayakkabı da arkadaşlar, ne dersiniz? Bang bang diyorum. KD 11. Benim için KD serisine aşık olmamı, yani ki benim için KD serisini beğenmemi sağlayan ve başlangıç daha doğrusu olan ayakkabı buydu. Bundan öncesinde KD serisini pek beğenmezdim. Hala gerçekten tertemiz. Biraz tabii altı kararmış ama onun dışında şeylerini yeni çıkarttım arkadaşlar. İçindeki kartonlarına kadar duruyordu. Tertemiz saklamanın güzelliği. 5 sene öncesinin ayakkabısı ama hala güzel. Bunu giyesim var. Tekrar geçen gittiğimde de bunu giymiştim. Doyamıyorum arkadaşlar. Bir tane giydiğim zaman olmuyor. Şimdi tekrar bunun tadını çıkartmak istiyorum. Bu şekilde spor çantamızı da hazırladık. Ben şimdi işe gidiyorum arkadaşlar. Sabah sizlere erken saatlerde çekiyordum bu videoyu. Ben işe geçeceğim. Sonrasında spor salonunda görüşüyor oluruz. Dediğim gibi sonrasında da bir güzel böyle mağaza AVM turu tarzında bir şey yapacağım. Bakalım modeller nelermiş, merak ediyorum. Mağaza turunu yapar yapmaz da sizlere bu videoyu yayınlamış olacağım. Yani eğer siz de gitmek istiyorsanız. A siteye gideceğim şu anda, öyle düşünüyorum. Evet, hadi çıkalım. I'ma get that check like I never did like before. Then I'ma spend that check like I never did like before. Ride off in that vet like I never did like before. Then I'ma leave it wet like I never did before. Yeah. I do everything like it's the first time. Told you what it was, I know you heard now. I do everything. Ufak ufak ısınmalarımı yapıyordum. Bir eve baktım, alemin en kral hocası. Kardeşim ne haber? Sen nasılsın? Sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Elemiyorum. Çok beğendim ben de. Bu şey, ücretsiz barakalayla Rufcim. Ben de beğenerek yiyorum ama artık kalmamış arkadaşlar. Öyle mi? Satışları yok mu artık? Yok, zaten şey, koleksiyon bir çıkar ya, bir daha çıkarmıyor. O şekilde. Sürekli vlog edeceğim şey değil yani. Boşver, sen ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar Sedat 111 kilo. Ben kaç kiloyum? Dur, daha ters oldu. Ama üstündekilerle falan onu düşüyor mu? Nasıl bir şey var? Düşmüyor. Mesela üstündeki ayakkabı 1.2 kilo falan. Bak şu an çekeyim. 111 kilo. Evet. Güzel, güzel bir ağırlık. Bir de ben de çekeyim. Dur, sen de bir sıfırlamam lazım. Evet, şimdi sıfırlanacak. Çek. Bu arada bu müziklerde benim başıma bela olabilir. 97.2. Maşallah, maşallah. Ben de iyiyim. Maşallah. Ben de iyiyim. Gelmedi, bu arada, günler yaramış. Eyvallah. YouTube kanalı açtı arkadaşlar. Linkini bırakacağım açıklamaya. Gürcistan vlogu çektim bir tane. Onun dışında başka bir şey yok. Ya oğlum, birkaç şey, spor videosu, salon videosu. Ya, hiç tamamlamıyorum ama ilk fırsatta bir tane çektim. Sesi falan çok kötü oldu. Onu da sildim tekrar. Değmedi falan derken. Neyse. Ben ama yine de bir abone olun da adam bir gaza gelsin. Yani artık bir aboneden sonra belki güçlü olabilir. Kimi tehdit ediyor lan deyip kimse abone olmayacak şimdi. Olanlar da geri çıkıyor. Muhtemelen. Yine beklerim ama. Evet arkadaşlar, bu salonun en güzel yanı böyle müsait olması. Gerçi umuyorum ki bu müzik bana bela olmaz çünkü telif hakkı atabiliyorlar hemen. Hemen. Yapacağız. Şu an sakin ve güzel bir salon var. Fazla geç kalmadan ben bunu değerlendireyim.
Sedat kardeşim sabah akşam öyle burada. Sabah 6'larda açıyor. Maalesef ekmek 11'lerde kapatıyor. Açız diye bu çim şeyleriyle. Ellerde şeylerde. iPhone 14 Pro Max'ler. onları karıştırma. Modern açlık böyle oluyor. iPhone'a kontürüm yok diyor aramaya. Bizim eve NBA GK müsabakasına davet ediyoruz. İnşallah. Bak. Evi çok güzel yapmışlar, resim gösterdi. İnşallah bir sonraki vlogta orada oluruz. Onu da eklersin. Aynen. Güzel hadi olur. Görüşürüz. Hadi bakalım ben de spora geçeyim güzel güzel giyinmişken. Bu AirPods kılıfıma bayıldım. Çok güzel değil mi ya? Resmen yine AirPods almış gibi hissediyorum. 130 lira mıydı neydi? Açıklamayı link bırakırım isteyenler için. Evet arkadaşlar, şimdi Asya'ya doğru gidiyoruz. Geçen spor salonundan sonra bir yemek yiyeyim edeyim falan dedim. Maalesef tekrar gitme gücüm olmadı. Şimdi ertesi gün ve hava bayağı kapalı. Sabah erkenden gideceğiz. Umuyorum ki böyle birkaç güzel parça düşürebilirim. Bakalım neler var neler yok sizlere de göstermiş olacağım. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an çok güzel gözüküyor Sporting. Bayağı da yenilemişler burayı ya. Bakalım umuyorum bir şey bulabiliriz. Gerçi outlet olmaktan çıkmış da sanki normal bir Nike'a dönüşmüş gibi. Nike'a dönüşmüş gibi dedim yalnız. Hey Mike. Nerede? Puma var şurada. Puma'ya da bakalım. Güzel. Aynen hadi gel bakalım neler var neler. Çok iyi. Güzel toplar. Ayakkabılar da bayağı bir sürü seçenek var bakalım basket olayları nasıl. PG'lerle başlayabiliriz. 2-300 Zoom Separate Low'lar var. Ne kadarmış? 2-200 çok outlet değilmiş gibi arkadaşlar. 2-800 evet. Fena da değil aslında birçok model var ama 3000 2200 neler var neler yok. Evet bakın şurası birçoğunuzun hoşuna gider muhtemelen. Arkadaşlar çok güzelmiş gerçekten içleri böyle polarlı üstleri yağmur geçirmez gibi. Bakalım bir tane böyle bir şey alabilirim belki. Şu NBA olan da 2700'müş fiyatı ama çok güzel duruyor. Ha, ters düz bunlar galiba. Aa evet. Evet evet öyleymiş. Çift taraflı yani. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi NBA logolu şöyle şey yok. Siz söyleyin. Fermuarı yok. Ama çok rahat tabii. Çok güzel ve kaliteli hissettiriyor. Yani kıvırabilirsiniz şu şekilde. Ceket gibi de kullanabilirsiniz. Bir de birazdan şimdi tersini çevireceğim. Ona bakalım. Evet, tersi de bu şekilde arkadaşlar. Burası da çok güzel. Geçen beğendiğim şort vardı ya. Evet. Onun bu aslında üstü. Hı, bayağı güzel. Güzel gözüküyor. Değil mi? Hoşuma gitti. 2700 arkadaşlar. Çok fazlaymış. Çok pahalı evet. Ben çok bir şey bulamadım bu arada. Fiyatlar çok aşırı pahalı ve maalesef mağazayla birebir aynı çoğu. Bakalım biraz daha arayacağız.
Bakalım bir şey bulabilirsek onu alacağız. Günün kısmetlisi sen oldun ha? Evet, sanki ben oldum. Çok beğendim ama o üstleri. Çok güzel. Çok güzeller gerçekten, hepsi çok güzel. Direkt uzaktan gözüm yakaladı arkadaşlar. Bakalım ne kadarmış fiyatı. 1730. Çok 2.0 hem'de olan. Bunun siyahını alayım diyordum. Siyahını tam sitede bulmuştum. Fakat sonradan şey oldu. Bitti tabii ki yani. Böyle bazen bakın tek kalanlar falan oluyor. Onları yakalamak güzel olabilir. Onun dışında ya bu giyilmiş modeller miydi bunlar? Defolu modeller. Evet. Tabii. Şunu beğeniyorum. Bu Krater miydi bunun ismi? Bakayım, Krater Impact. Aynen. 2100. Çok pahalı. 2200. Ne? Olabilir. Alalım. Yok ya, renkleri değişmiş. İstiyorsan alabiliriz. Onun dışında böyle gözümü yakalayan işte şunlar falan çok güzel zaten. Şu benim. Geçen hatırlarsanız giydiğim 1800. Güzel bu. Nasıl? Ha, bu Hurraççe miydi neydi? Zamanın en çok tutanlarından. Onun dışında... Ama bu ölmüş ya gerçekten. Ne kadara satılıyor hala? 3719 arkadaşlar. Of. Ama buraları bitmiş. Zoomex paramparça olmuş. Krater Impact. Benim hoşuma gidiyor ya. Şu renkleri de güzel. 9 numara ne oluyor? 9.42 mi? 40, o civarlar falan. Şunu yerine koyalım. Aldım alacağım diyordum. İnternetten alacağım herhalde. 2400 olan renkleri var çünkü. Burası tabii daha pahalı geldi şu anda. Bayağı güzel geldi arkadaşlar. Jordan 13 Retro Low. Sağlam gözüküyor. Bu da çok güzelmiş. 1500 lira. Kolay kirlenir ama güzelmiş. Nike'da pek bir şey bulamadık arkadaşlar. Eşime güzel bir sweatshirt almıştım. Fiyatlar çok pahalı. Doğru düzgün bir şey de yani seçenek olarak da çok fazla gözüme çarpan bir şey olmadı. Puma Outlet varmış ve Nike Adidas da hemen karşısına açılıyor. Bundan sonra Asya'da güzel olur ama yani. Değil mi? Bak 3 al 2 öde var şu an Puma'da arkadaşlar. Ne var ne yok artık siz gelir bakarsınız. Benden bu kadar. Şimdi geri dönmem lazım. Puma'da çok çünkü aradığım ettiğim bir şey bulamıyorum ama. Gel şöyle hızlıca bir bakalım mı? Gel hızlıca bir bakalım ne var ne yok. Alabilecek şey bu arkadaşlar. 269'a 3 al 2 öde. Yazın güzel güzel basket sahasında tabii. Dediğim gibi pek bir şey bulamadım. Şanslı günümde değildim. Ama o polarlı o ceketlere bayıldım. Hem NBA'li olanına hem bir tane diğer Nike'lı olanı. Ciddi manada çok güzel şeylerdi. Bakalım normal sezon mağazasına gidip de alabilirim onları. Buradan acele edip almak istemedim. Ama bu şekilde sizlere de ne var ne yok biraz olsun göstermeye çalıştım. Çok daha detaylı bakabilirdik, gösterebilirdik ama ben de çok detaylı bakacak gücüm yoktu. Mağazanın şeklini değiştirmişler, bana daha zor geldi aslında. Bir önceki şekil alıştığım şekilde en azından mağaza düzeni. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Umuyorum ki bir sonraki vloglarda, videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı Dice bugünlük. Out.